7,5 puan ya, 6,5 puan pardon, dile kolay 6,5 puan bir faiz arttırımına piyasanın verdiği tepki belki düşecek, belki bir ayarlama yapacaklar ki bu beklenti de var piyasalarda. 28'e euro 26'ya, yani İsmail düşünebiliyor musun? Her bir borç artan 1 dolar da senin bugün dış borcun kısa vadede ödeyeceğin rakam 202.9 milyar Türk lirası sana ek bir külfet olarak geldi. Bu ne demek biliyor musun? Şu Çanakkale Köprüsü demek, Osman Gazi Köprüsü demek. O paralar sende protein, et, süt, yumurta, okul ihtiyaçlar olarak dağıtılacakken maalesef bu külfet bu. Sen bununla nasıl enflasyonu durduracaksın? Yani sen bu dövizi durduramazsan, dış girdileri, maliyetleri, enerjileri ödediğin dövizi Türk lirasıyla ödeyemediğine göre sen enflasyonun önüne nasıl geçeceksin? Mümkün mü? Değil. Tabii ki efendim, derinden o şirin gözüküyor ya, kademeli artışa devam edeceğiz. Ne artışına devam edeceksiniz? Pardon, faiz artışına devam edeceksiniz. Seçimden önce ne diyordunuz? Bu muhalefetin faiz artırmaktan başka bir çözüm önerisi yok canım diyordunuz. Ha, ama o dönemde, o dönem orada kaldı. Bunlar iyi anlatılamadı, ikna edilemedi ve günün sonunda vatan mı soğan mı, vatan mı ekonomi meselesinden bir anda Millet İttifakı'nın adayı vatanı sevmeyen ama Cumhur İttifakı'nın adayı vatanı seven olarak ön plana çıktı. Bu kadar soruna rağmen seçimi kazandı. Ha, şimdi ekonomide onu söylüyorum. Anketler önüne gelir Sayın Erdoğan'ın. Bakın bu önemli. Eğer şu faiz artışları devam edip de sıcak parada bulmak kaydıyla İpek Hanım, bu enflasyon canavarını durduramazsanız, insanların satın alma gücünü bir nebze olsun düzeltemezseniz, orada milletin haykırışı başlar. İstanbul seçimlerinin zamanında ilk seçimin ekonomiden kazanıldığı gerçeğini unutmayan Erdoğan bunu görürse hemen yine müdahalesini yapacaktır. Buna herkes hazırlık olsun. Türkiye Cumhuriyeti akıllı, kendisini toplayıp bir acı reçete de olsa alıp düzelteceği ekonomi modeline zannediyorum 1 Nisan 2024 tarihinden sonra geçebilir. Yani 2024 Mart ayında yapılacak belediye seçimlerine kadar Sayın Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı ne yaparsa yapsın, eğer önüne gelen anketlerde işin zora girdiğini, insanların homurdanmaya başladığını, muhafazakar milliyetçi kesimin, esnafın özellikle ekonomiden kaynaklanan sebeplerle canının yandığını hissedip de bunun anketlere yansıdığını Sayın Erdoğan görürse pragmatiktir, gerçekçidir, der ki o bir durum. Dolayısıyla bence Hazine Bakanı'na da, Merkez Bankası Başkanı'na da mutlaka söylemiştir, yavaş, usulca, sakince, sıkıntıya sokmadan 8,5-9 ay sonra yapılacak belediye seçimlerini dikkate alarak. Çünkü benim belediye seçimlerini İstanbul'da özellikle kaybetme şansım yok. Ve ben size şöyle söyleyeyim, buradan bugün ilan ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimleri Türkiye seçimidir. Onu size söyleyeyim. Ha, Sayın Kılıçdaroğlu devam eder, şansını zorlar ne olur bilmiyorum ama Sayın İmamoğlu olmaksızın girilecek o seçimin bence kazanma şansı, ister HDP desteklesin, ne desteklerse desteklesin, bu saatten sonra ekonomiye biraz el atıp da yine palyatif tedbirlerle o 9 ayı da yakalarsa Sayın Erdoğan elbette tekrar İstanbul'u kazanabilme imkanı ihtimal olacak. Ama şunu söylüyorum, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası ekonomi üzerinden geçiyor. En önemli meselesi, herkesin varını yoğunu ortaya koyacağı mesele bu ülkenin ekonomi meselesidir. Çünkü paran yoksa maalesef söz hakkında ona göre azalıyor. Dünya lideri de olsan, dünya gücü de olsan, bölge gücü de olsan, borç alırsan emir alıyorsun. Ya insanlar şu tedirginliği yaşıyor. Ya diyor kardeşim, bu 28'de 26'ya gelmiş bu parayı, hadi diyelim ki yarın yine müdahalelerle, kur korumalıyla bir zaman yaptın Aralık ayında 2021'de. Şimdi yaptın ama bunlar güveni kırıyor, bunlar insanı sarsıyor. İnsanlar yarınını göremiyor, yarını göremediğin yerde insanlar oturup tabii düşünüyor. Şimdi sen bir taraftan diyorsun ki enflasyonu tek haneye düşüreceğim. Diğer taraftan 26'ya çıkmış dolar, 28'e çıkmış euroda gelen girdilerin maliyetini bertaraf edemediğinde 1402 liraya getirdiğin o yükü de işverene yıktığında, yık kardeşim. Mesela İsmail de orada şunları söyledi, dedi ki kardeşim o nedir ki, daha fazlasını vereceksin. Ver kardeşim, nasıl rekabetçi olup nasıl ihracat yapacaksın, nasıl o parayı kazanıp getireceksin de bu ülke ekonomisine katacaksın, o da ayrı bir konu. Çünkü lafla peynir gemisi yürümüyor. Bir ülkenin aile gibi düşünün, geliri vardır, gideri vardır. Eğer senin gelirin giderinin altındaysa ve sürekli borç içindeysen, o borcu yüksek borçlanıyorsan, onun ödeme zamanları geldiğinde senin çoluğuna çocuğuna herkese harcaman gereken parayı oralara harcayıp da birilerinin cebine faiz diye koyuyorsan nasıl iki yakan bir araya gelecek? Şu anda
yapılması hedeflenen şu: ekonomide sıcak parayı bir an önce bulup ülkeye katabilmek. Çünkü önümüz seçime kadar ben sıkı para politikasına tam manasıyla geçilmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü niye? Sorunuzun cevabı, belediye seçimleri var önümüzde ve belediye seçimlerini kazanmak isteyen Erdoğan özellikle İstanbul, Ankara gibi illerde, Bursa'da, diğer 30 büyükşehirden bahsediyoruz. Bunları da kazanmak amacıyla mutlaka bu ekonomideki sert tedbirleri yumuşak geçişle gerçekleştirmeye çalışacaktır. Bunun önüne geçenleri de en azından görevlerinden aflarını istemeseler bile onları biraz durduracaktır. En azından kontrol altına almaya gayret edecektir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim Ersan Hoca. Bir şey daha söyleyeyim size. Pardon, evet. Son cümle eksik kaldı. Anayasa değişikliği evet gündemdedir. İsmail kardeşimin söylediği gibi yeni meclis döneminde gelecek. Umarım olur olmaz bir şey demiyorum. Artık orada cinşeden çıktı. Umarım sadece başörtüsüyle veyahut da kadınların kılık kıyafeti giyinmesiyle ve aile birliği, ona da razıyız. Esasında gerek yok ama umarım bunların dışında bir torba olarak düşünüp de içine bir takım böyle acayip acayip kavramları koyup da toplu bir oylamaya götürmezler veyahut da toplu bir 400 milletvekili çünkü ciddi olarak ellerinde. Onu ben görüyorum. Şu anda isterseniz oturup hesaplayalım. O Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın bulduğu enteresan bir yöntemle 130 milletvekilini alıp HDP'yi de alsanız koysanız, neyi koyarsanız koyun, gördüğümüz kadarıyla 400 milletvekilini referanduma gitmeksizin sağlayabilecek güçtedir. Ümit ederim o anayasa değişikliği, bahse konu olan bu birkaç konuyla sınırlı olur. Bunun ötesinde bir arayış içinde olmazlar. Buna da milliyetçi kesimin, MHP'nin, İYİ Parti'nin ve diğer milliyetçi partilerin, muhafazakar partilerin izin vermeyeceğini düşünüyorum.